Bismillahirrahmanirrahim. İrab konularına dair bir video çekiyoruz. Devamı gelecek inşallah. El haletul i'rabiyyetu. İrabi haller, durumlar. İrab durumları. İrab kendi içerisinde hal olarak, durum olarak, şekil olarak nedir? 1. Cezm hali. 2. Raf hali. 3. Nasf hali. 4. Cezm hali olabilir. Cer nedir? Hüve o. Cer dediğimiz şey isti'malül kesreti. Kesrenin kullanılmasıdır. Kesreye yer verilmesidir. İsti'malül kesreti derken kesre kelimesinde kesre var. Evet, veyahut da kesrenin kullanılması değil de neyin kullanılmasıdır cer? İhda naibatiha, o kesrenin naiplerinin, vekillerinin kullanılmasıdır. Kesre yerine geçen bir takım alametler var. Örneğin ver musarifte fethanın kullanımı kesrenin yerinedir örnek olarak. Ayrıntılar aşağıda gelecek. Peki cer nedir? Kesre veya kesrenin naiplerinin kullanılmasıdır da nerede kullanılmasıdır? Fil kelimeti, kelimede. Hangi kelimede? El mesbuqati, geçilmiş olan kelimede. Yani önceki kelimede. Ne sebebiyle kesre veya kesrenin naibinin kullanılması cer olarak kabul ediliyor? Bi'amilin cerrin. Bi'amili cerrin. Cer, amili sebebiyle. Buradaki ba'ya sebep, araç, gereç manası veriyoruz. Bi'amili cerrin. Cer amili sebebiyle. Cer ameli yapan bir öge sebebiyle. Bir etken sebebiyle. Kelime cer olarak esre veya esrenin naibinin verilmesidir. 2. Er-raf'u. Raf nedir? Ve o raf kelimesi isti'mar zammeti. Zammenin kullanılmasıdır. Zammeye yer verilmesidir. İsti'malu diyorum bak. Lama zamme verdim bile. Veyahut da zamme verilmesi değil de ihde naibatiha, zammenin naiplerinden birinin kullanılmasıdır. İhde biri demek. İhde naibatiha, zammenin naipleri yani vekillerinden birinin kullanılmasıdır. Örnek ver. Cem-i müzekker salimde zamme yerine vav kullanılıyor değil mi? Nasirune, katibune. Oradaki vav raf alametidir. Zamme değil yani. Peki niye zamme veya zammenin naiplerinden herhangi birinin kullanılması raf alametidir dedik? Niye kullanılır yani? Liddelaleti. Liddelaleti aslında li el delaleti. Li el delaleti. Elif lamlı kelimenin evvelinde lam geldiğinde ne olur? Elif yani hemze diyelim. Hemze silinir. Bundan dolayı iki tane lam görüyoruz. Liddelaleti, delalet işaret etmek demek, göstermek demek. Liddelaleti ala amelin, bir amele delalet için bu yapılıyor, raf alameti konuluyor. Öyle amel ki bu, velledi doğurdu, er-raf'u, er-raf'a, raf'ı doğurdu, raf'ı gerektirdi, velledi doğurdu, gerektirdi, hüve o amel, er-raf'a, raf'ı. Raf'ı gerektiren bir şeyden dolayı zamme veya onun naiplerinden yani vekillerinden biri kullanılmaktadır. Örnek, hüve kelimesi mübtedadır. İstimal kelimesi haberdir. Haber olduğu için kendisine zammeyi verdik biz. İstimalu dedik. 3. En nasbu. Nasb nedir? Burada terimleri anlatıyor yani değil mi? İrab'la ilişkili terimler. Nasb nedir? Hüve o nasb. İstimalül fethati. Fethanın kullanılmasıdır. İstimal mastar. Mek, mak, mesi, ması bu şekilde çeviriyoruz. İstimal fethati, fethanın kullanılmasıdır. Sadece fetha mı? Yok. Veyahut da fetha yerine neyin kullanılmasıdır? İhda naibatiha, o fethanın naiplerinden, vekillerinden herhangi birinin kullanılmasıdır. Nerede kullanacaksın? Fil kelimeti, kelimede. Hangi kelime? El mesbukati. Geçilmiş olan. Önceki kelimede yani.
Peki ne sebebiyle nasb alameti olarak fetha veya onun naiplerinden yani vekillerinden birini kullanmaktır? Mi'amili nasbin, nasb amili gerekçesiyle, sebebiyle. Yani nasb eden bir amil gelir, peşine gelen kelimeyi de nasb halinde okursun. Bunun örneğini burada vermemiş. Gelebilir birazdan örnekler. 4. El cezmu. Cezm ne demek? Bu kelime cezm halinde. Ne demek yani? Hüve o cezim dediğimiz şey nedir? Hazful hareketi. Hazefe yahzif hasun. Mastardır bu. Hazful hareketi harekenin hasfedilmesidir veya harekeyi hasfetmektir. Silmek yani. Hazif demek silmek demek. Harekeyi silmektir. Veyahut da harekeyi değil de neyi silmektir? Ma, o şey ki, na, be, yenu, bu. Kale, yegulu gibi. Ecve fiil. Yenu bu geçiyor. Anha, yenu bu naib oluyor, geçiyor. Anha, harekeyi silmek yerine, minel hurufi, harflerden. Yani harflerden bir şey silmektir. Örnek, rama, yermi, irmi. Emri hazır değil mi? İrmi, sondaki yayı sildin. Onun gibi. Fil fiili fiilde hangi fiil? El muzari'i muzari fiil. Hangi muzari fiil? El mesbuki geçirmiş olan önceki muzari. Peki ne sebebiyle bu işlem yapmaktır? Harekeyi veya harekenin naiplerinden olan bir şeyi silmektir. Bir cazimin bir sebebiyle, gerekçesiyle demek. Cazimin cezmedici, cezmeden amildir. Cezmeden bir amilden ötürü o amilden sonra gelen geçilmiş olan yani muzari fiilde harflerden veya harekenin bizzat kendisinden bir silme işlemi gerçekleştirmektir. Böylece raf, nasb, cer, cezm dört tane şeye değindik. Cezim fiillere has bir durumdur. Cer isimlere has bir durumdur. Raf ile nasb isimlerde de olur, fiillerde de olur. El-mu'rabu vel-mebniyyü. Mu'rab nedir? Mebni nedir? Mu'rab, irablanmış, irablanabilen. Mebni, donuk manasına geliyor. Mu'rab, değişken. Başındaki amile göre, etkene göre değişen. Mebni, başta neyin olduğu beni ilgilendirmez. Her halükarda aynı yazılışa sahibim diyen kelimedir. Şöyle bir okuyalım. El-mebniyyü. Mebni nedir? Kelimetun, evvela bu bir kelime. Kelime çok geniş bir kavram oldu yani. Fiil de kelimedir, isim de kelimedir, harf de kelimedir. Kelime derken öyle kelime ki yelzemu lazım geliyor. Ahiraha o kelimenin sonuna, ahir son demek. Ne lazım geliyor? Haletun vahidetun tek bir hal, tek bir durum. Yani tek bir durum derken fi şekli onun harekesinde tek bir durum. Harekesinde değişiksizlik. Öyleyse şekil hareke demek. Madem ki harekede tek bir durum var. La yeteğayyeru. Gizli zamir hüve de var burada. La yeteğayyeru hüve. O mebni dediğin şey değişmez. Tegayyara yeteğayyeru. Muzarifi. La yeteğayyeru o değişmez. Yani kendisinde bir değişiklik olmayandır. Ne sebebiyle bir değişiklik bekleniyordu? Esasen bir amil gerekçesiyle kelimede değişiklik olur. Ama bu kelimede olmuyor. Başına harfi cer de getirsen, madem harfi cer var, sonuna bir esre verelim. Öyle bir şey diyemiyorsun. Misalun örnek. Mebni geniş bir kavram. Cae. Şimdi mebni dediğim şey isimlerden mebni var. Fiillerden mebni var. Harflerden mebni var. Genel bir şeydir. Onun tablosu da var elimizde. Onu da gösteririz bir ara. Câe mazi fiildir. Geldi manasını taşır. Aslı sarf olarak bakarsan C, Y, E. Yani buradaki elifin aslı ya harfidir. Tabi konumuz sarfta değil. Câe nedir? Fetha üzeri mebni mazi fiildir. Ne demek fetha üzeri mebni? Sonuncu harfinde fetha var demek. Hemzede fetha var. Bunun başına lem getirsem cezmeden bir şey. Mazi fiili değiştiremezsin. Evvelinde ne getirirsen getir. Mazi fiilin her kalıbı zaten mebnidir. Yani müfredi, tesniyesi, cemisi fark etmez. Müzekker, müennes
o baptanmış, bu baptanmış fark etmez. Yani bu sonuncu harfin harekesi sabittir demek istiyorum. Donuktur, değişmez. Hocam ca-u değil mi? Nasara, nasaru, cem-i müzekker gayipte zammeleniyor sonuncu harf. Tamam, o zaman da zamme üzere mevni oluyor. Yani kelime bir amilden dolayı değil. Çekim yaparken çekimden ötürü sonuncu harfte değişiklik görebiliyoruz. Mesela ketebe, ketebe, ketebu değil mi? Veya ketebte. Şöyle bir yazarak anlatmayı deneyelim. Ketebe. Sonuncu harf ba'dır. Harekesi ne? Fetha. Müfret, müzekker, gayb de. Bu kalıpta fethadır demek istiyoruz. Bunun evveline bir şeyler getirdin diye, herhangi bir harf, kelime, lafız getirdin diye sonunda bir değişikliğe sebep olmaz. Ama cemisini yazdığında ketebu nedir? Sonuncu harfin zammelendiğini görürsün. Aa hocam bak, sonuncu harf işte ba harfi. Burada fethayken burada zamme olmuş. Demek ki değişebiliyormuş. Diyerek itiraz ileri sürülemez. Neden? Kelimenin sonuncu harfindeki hareket değişti. Doğru. Ama herhangi bir amilden, sağ tarafında bulunan bir etkenden dolayı değil. Kelimenin sonuncu harfi vav'dır. Vav sağ tarafında zamme ister. Bundan ötürü zamme gelmiştir. Yani kelimenin sağındaki bir etkenden dolayı değil. Örnek: Allahu ekberu diyorsun değil mi? Allahu ekberu. Şimdi Allahu lafzatullah sonuncu harf zamme ile okunuyor. Allahu ekber. Ezan okunuyor hep böyle. Ama aynı lafzı, yani şu lafzatullah, Allah lafzını besmelede nasıl okuyorsun? Bismillah. Hi. Bak, lafzatullah'ın sonuncu harfini ne okudun? Esreli okudun. Değişti. Oysa ki aynı lafızdır. Tesniye cemi diye bir şey söz konusu zaten değil. Çünkü isim kelimesi muzaftır. Bir etkendir. Cer amele eder. Ve sağ solundaki kelimeyi ne yapmıştır? Cer etmiştir. Esre verdirmiştir. Yoksa standart yazılışı Allah'ı. Ama ketebenin her zaman ketebe diye yazılır. Cemisi her zaman ketebu diye yazılır. Demek ki amil böyle bir şey. Ca'e fetha üzere mebni. Ha-ula-i. Bu da kesre üzere mebni. Her zaman esreli yazılır. Bunun başına ne getirirsen getir. Ha-ula-i'nin evvelinde ne, hangi kelime olursa olsun her zaman i diye gelecektir. Donuk bir kelimedir. Merartu. Bu da mazi fiil. Nefsi mütekellim vahde diyoruz. Sukun üzere mebnidir. Merar. Lamel fiilinde sukun var. Biha-ula-i. Bak, ba. Bi harfi cerri var ya, ba diye adlandırılır da telaffuzu esreylidir. Bi. Kesre üzeri mebnidir. Harftir, mebnidir. Haulâ-i ismi işarettir. Yine esreyle gelmiştir. Ra'eytu, ra'a fiil. Ra'ey sukun üzeri mebnidir. Tu zamirdir. Bu da mebni. Bu da zamme üzeri mebni. Haulâ-i bu da kesre üzeri mebni. Öyleyse misal dedikten sonra öyle örnekler verdi ki 3 tane cümle kurdu. Üç cümlenin de her bir ögesi, her bir lafzı, her bir kelimesi mebnidir. Burada sadece isim işaretlere değinmiş ama. Ben her birini anlattım esasen. Haulâ nedir? İsmu işaretin. İsmi işarettir. Mebniyyun. Mebnidir. Donuktur. Yazılışı değişmez. Peki ne üzere mebnidir? Ne üzere sabit yazılmıştır? Mebni kelimesi sabit yazılmış demek. Aler kesri, kesre üzerine sabit yazılmıştır. Fi mahalli raf'in, mahallen merfudur. Çünkü fa'ilun, fa'indir. Ca'e geldi kim? Ha'ulâ'i, şunlar geldi dediğinde. Şunlar yani ha'ulâ'i fa'indir. Ama mahallen raf halinde diyor. Niye? Çünkü öge olarak ha'ulâ'i nedir? Ma'mulu merfudan, merfuattandır. Fa'ildir. Failler her halükarda merfudur. Bu merfuluk. Ya lafzan görürsün. Ya mahallen göremezsin zaten, mahallen görülmez. Yani ya lafzi merfudur, ya takdiri merfudur, ya mahallen merfudur. Üç şekilden biriyle merfu olması gerekir. Mebni olduğu için mebnilerin tamamı mahallen irap alır. Gelecek ama takdirine, lafzine, mahalline her biri gelir. Haulâ'i, ikinci cümledeki haulâ'i, ismi işaretin, mebniyun alel kesri fi mahalli cerrin. Bilba'i, bilba'i, bi
sebebiyle demek. Bilbay bağ sebebiyle mahallen mecurdur. İkinci örnek. Merartu biha ulayı var ya, ba harfi cirri gelmiş. Ha ulayı cer etmiş. Cer alametine esre. Öyle demiyoruz. Çünkü sağ taraftaki ha ulayı da esreydi. O zaman ne diyoruz? Mahallen mecur. Cer alameti nerede? Göremezsin. Mahallen dedik. Mahallen mahalle yani. Mıntıka. Ha ulayı. Üçüncü ha ulayı. Ra'eytu ha ulayı'daki ha ulayı. İsmi işaretin mebniyun alel kesri fi mahalli nasbin. Bu defa mahalle mensuptur. Niye? Mef'ulun bi, mef'ulu bihtir. Ra'a fi'il tu fa'il ha ulay mef'uldür. Buradan bir farklı bakış yap. Tersine mühendislik yap ve şunu söyle de ki ha ulay ismi işarettir. Ve ismi işaretler cümledeki konumuna göre fa'il olabilir, mef'ul olabilir. Bak buradan bu sonuç da çıkıyor. Öge olarak. Standart bir öge değildir. Cümlenin akışına bağlı olarak değişirmiş. El mu'rabu, peki mu'rab nedir? Kelimetun, bir kelimedir. Nasıl bir kelime? Yeteğayyaru, değişiyor. Teğayyara, ne değişiyor, ne değişir? Şeklu ahiriha, onun ahirinin şekli. Sonunun şekli, yani sonuncu harfteki hareke değişir. Hasebe mevki'iha, bulunduğu konuma göre. Haseb, göre, mevki, konum. Yine cümleti, cümledeki bulunmuş olduğu konuma göre bir değişkenlik vardır. Sonuncu harfin harekesinde. Misalun, örnek. İştaraytu, ben satın aldım. Belki iştarayte, sen satın aldın, olur. İştarayti, sen bayan satın aldın. O da olur, hepsi caiz. El kitabe, kitabı satın aldım. El kitabu, kitap li, bana aittir, benimdir. Benim olan kitap. Hada, şu gördüğün şey nedir, kimdir? Sahibul kitabı, kitabın sahibidir. Peki şimdi ne yapıyor? Mu'rebi anlatıyor. Değişen şey ne? Bak el kitabe, fetha. El kitabu, zamme. El kitabi, esre. El kitabe, iştaraytul kitabedeki kitap lafzı nedir? Mef'ulun bi. Mensubun ve alamete nasbihi el fethatu el zahiratu ala ahirihi. Kelimenin sonunda bulunan ba harfindeki zahiri yani görünen, telaffuz edilen bu fetha, zahiri fetha nedir? Nasb alametidir. Kitap kelimesi mensuptur. Niye? Mef'ulü bih'tir çünkü. İkinci el kitap kelimesi. El kitabu nedir? Mübtedeun, merfu'un, mübtedadır, merfudur. Ve alametu raf'ihi, onun raf alameti nedir? Ezzammetu, ezzahiratu ala ahiri. Sonunda bulunan zahiri, görünen, telaffuz edilen zamme onun raf alametidir. El kitabu, mübtedadır. Sonuncusu hada sahibul kitabi, el kitabi nedir? Muzafun ileyhi, muzafun ileyhtir. Çünkü sahip kelimesi muzaftır. Muzafne, muzafun ileyhne, onlar da gelir. Mecrurun, mecrurdur. Ve alametü cerrihi, el kesratu, el zahiratu ala ahiri. Sonunda bulunan zahiri kesre onun cer alametidir. El kitabi, bağdaki kesre. Böylece bu videomuzun sonuna geliyoruz ve gelirken şunu görüyoruz. Harflerin tamamı mebni, isimlerin az bir kısmı mebni, fiillerin de tam zıttı, çoğunluğu mebni. Bir sonraki dersimize buradan başlayacağız. Bu tabloyu izah ederek.